Sokulak helal olsun ya, iyi çatıştı, ölmedi. Çok sağlam fight aslında bakmayın yani. Evet, satından döndüm. Burada iki tane seçenek var. Ben birinciyi seçeceğim. Olanı biteni anlatıyorum. 10.000 ruble verdi. İyi, fast travel'ın bir kısmını karşılamış oldu. Şimdi o da bitti. Evet, şimdi bir süre haber bekleyeceğiz galiba. Çünkü şu an görev yok. Ama sanki şöyle bir şey vardı. Buradan Jüpiter'e mi gidecektik? Sanki öyle bir görev vardı. Jüpiter'de görev yapacaktık diye hatırlıyorum ama bir oradan bakalım. Çok açız, çok. Aloha! Aha, Dekker bize mesaj gönderdi. Tamam, doğru yere geldik. Sat hepsini, sat. 26.000 ruble. Evet, burada. Evet, albay. Yanov'da ne yapıyorsun? Takılıyorum diyor. Diğerleri seni umursamıyor mu? Diyorum. Tabii ki diyor. Ben burada diyor iyi hatırlanıyorum. Yani beni diyor severler sayarlar. Tamam diyorum. Bana niye mesaj gönderdin? Senin bir yoldaşa ihtiyacın olduğunu düşünmüyordum. Görüyorsun gidiyor, ben çok meşgul bir adamım. Aynı anda halletmem gereken çok şey var diyor. Sen de diyor zondayken çok şey başardın. Senden gelecek herhangi bir yardım oldukça kabul edilebilir bir yardımdır diyor. Ve ödüllendirilirsin diyor. Niye ihtiyacın var dedim. Bir paket teslimatı varmış. Onu yapacağız. Tamam. Bakalım. Operation Afterglow devam ediyor. Nereye paket teslimi? Şimdi bir askere teslim edeceğim onu. Ama bunun fail'lama ihtimalimiz de var. Bakalım nasıl olacak. Ağır gidelim, şöyle aydınlansın. Şimdi adam burada. Bizim gördüler, ne oldu? Orada muhtemelen vurmam gereken birisi var. Bunu vurmam gerekiyor. Tamam. Gelsin suka padarak! Кидаю хлопушку! Bir yaralı var orada. Çok acayip silahlar var bunlar. Şuradan bir yerde mermi geçiyor mu, bir geçmiyor herhalde. Ne yapıyor? Держи глаза шире. Смена магазина. Tek kere beni çağırıyor niye? Görev failladı mı, ne oldu? Yo. Ha şurada. Спрячь оружие. Оружие опусти. Ne oldu lan, damage içince kaçıyorsun. Bandaj sararken çıkıyorsun. Спрячь оружие. Спрячь оружие. Tamam, gitti. Şimdi teslimatı getirdik. Tamam. Gelenler var herhalde. Aynen. Sokla bilmedi değil mi? Teslimatı yaptık. Peki elim nerede? Burada. Evet. Ne yaptın diyor. Şimdi hiçbir şey diyebiliyorum veya dürüst olalım. Paketi teslim ettik. Yeni görev verdi şimdi. Şimdi başka bir arkadaşı var bunun. Bu sızmış bir yerlere. Buna bir flash disk vereceğiz. Hadi bakalım. O nerede? Undercover agent. Aynen şuraya gitmiş, sızmış. Gizli ajan. Ondan sonra info almış. Buraya gelmiş. Bakalım öyle mi? Bu arada bu SSU diyor ya. O Ukrayna güvenlik servisi gibi bir şey. Yani Security Service of Ukraine. Yani sıkıntılı elemanlar değiller. Abi burada... Burada bunlar var ama bunlar bize sıkacaklar mı, sıkmayacaklar mı? De bunlar burada ne arıyor yani? Deneyelim, bir dümdüz koşayım. Sıkarlarsa... Allah, sıkmıyorlar ha. Nerede o adam? Ha, bu. Bir dakika dur. Burada bir muhabbet vardı. Ona bir şey söylememiz gerekiyordu. Ben onu okumadım. Evet, bu işinden beni seçecektik. Aa,
Hangisiydi? Okumadım mesajı ya. Keşke mesaj okusaydım. Şifreli yani. Oradan anlıyor bizim kim olduğumuzu. Yani önceki oynayışımda anladığım kadarıyla birinci olması lazım. Yani buraya gelirken kör köpek sürüsü tarafından saldırıya uğradım. Tamam oldu. İşte okumak iyi oluyor arkadaşlar. Bak okumadık, az daha da yapıyorduk. Görevleri okuyun. Şimdi bay dedik. Gidiyoruz dedi. İyi kimse saldırmadı bize. Yanal tren istasyonu. Flash diski getirdim. Bu bölgede diyor neredeyse işlerimi hallettim. Son bir şey kaldı. Jüpiter fabrikasında. Oradan evrak getireceğiz. Hadi bakalım. Bu sefer o da geliyor benimle beraber. Hadi gidelim. İstikamet Jüpiter fabrikası. Evet, değişik bir ekip olduk burada. Eskiden Molinet'le olan ve bizim yakalayıp sorguya çektiğimiz, daha sonra tövbe edip doğru yolu bulan Psoglav ve Zon'un bir başka efsanesi olan Albay Dekkerev. Biz de artık Zon'da meşhur biriyiz. Strelok'la bile görevlere katıldık yani. Doğru değil. Lan şu bölgede Genesis var ha. Nasıl yapmışlarsa sadece orada var. Evet. Jüpiter'i basmaya gidiyoruz. Baklamaya buradan başlar mıyız? Yok gibi kimse. Şu köprüye nereden çıkılıyordu? Evet bak. Buradan böyle güzel bir sistem var. Yan tarafa geçiyorsun. Güzel bir Sovyet mimarisi. Bak oradan girdik, buradan çıktık. Bizim adamlar yolu bulamadı herhalde. Şimdi burada aynen düşmanlar var. Oradan bak geçiyor. İçeride egzolular var. Чего тебе? Buradan devam edelim. Oradan çıksak bizi vururlar değil mi? Yok, vurmadılar. Смена магазина. Быть на готове. Abi bandaj sancı niye acıkıyorsun ya? Меняю магазин! ISG Exo düştü. Demek ki burada düşecekmiş. Hiç düşmesi bile. Ama tabii o kadar aksiyonda bu bize lazımdı. Aa bir dakika, bu ISG Exo. Bu ISG Nosorok, bu daha iyi. Смена магазина! Heh, o bizimki. Buraya daha önce gelmiştik. Hatırlarsınız. Tek yere bak. Topayı yiyorlar. Helal gençler. Bana gerek kalmadı bile. Daha diyor dokümanları bulmamız lazım. Dokümanlar genelde burada oluyor. Yani dokümanlar burada bir yerde oluyordu. Böyle bakalım. Yani olsa görürdük. Arayalım biraz. Bize bir info ver la. Net bir bilgi vermiyor. Ya burada. Tamam, fabrikayla ilgili dokümanlar. Al dokümanlar. Tamam. Diyor ki buradan Pripyat Askörs'e gel. Yani bana demiyor da buradan onu anlıyoruz yani, sizi oraya yönlendiriyor. Şimdilik vedalaşıyoruz ama oraya gidince tekrar görüşeceğiz. Evet. Öyleyse hemen devam edelim. Peki Askörs'e geldik. Tekrar bize mesaj gönderecek eğer buradaysa. Oo. Strelok'tan bize mesaj var. Sharpshooter. Strelok yardım istiyor. Hemen gitmeliyiz. Hastanenin oradaymış. Hastanenin orada Strelok'un yardım ihtiyacı var.
Bak mermiler ta buralara geliyor. Hastane şu bina. Elimiz titriyor, biz harbi saralım. Silok şurada, şunun üstünde. Bir bakalım. Bak bak. Adama bak, buraya yatmış. Monolitleri indiriyor. Şu adamda karizma kimde var? Strelok, sen nasıl bir adamsın? Bu nasıl bir karizma? Vay be. Kime sıkıyorsun acaba? Bir yandan yemek yerken bir yandan izleyeyim. Vur aslanım, vur. Aa, buradaymış ya. Tamam. Orada geldi. Oo, büyük bir tanem de. Oo, Strelok diyorum. Gördüğüm üzere her zaman gibi monolitleri öldürüyorsun. Burası diyor güven değil. Londromet'e gidelim diyor. Hadi gidelim. Şimdi geldik buraya. Strelok nerede? Burada. Слушаю тебя. Evet Strelok. Ne oldu? Diğerleri nerede? Şimdi diyor ki monolitlerin tedarik yollarını diyor kesiyorduk açlıktan ölsünler diye. Daha sonra diyor bize saldırdılar. Fight esnasında diyor ayrı düştük. Bu bölgede diyor uzun mesafeli mesaj göndermek tehlikeli. Ben de diyor çok yoruldum. Rogue'la Stitch'i aramak için. Çok yorgunum diyor şu an. Terk edilmiş hastane civarında ayrılmıştık. Çok uzaklaşmış olamazlar diyor. Etrafı bak, onları bulmaya çalış diyor. Rogue'la Stitch'i bulmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, Rogue ve Stitch'i arayacağız. Şu an aktif task yok. Evet, puanımız 100.000'i geçmiş. Ha, şu radyoterapi şeyine bakacaktık, achievement'ına. Nerede o? Niye kazandık? 25 tane Sidestorm ve bilmem kaç tane nükleer emisyondan kurtulduğumuz için kazandık. Bize ne bonusu veriyor? Sidestorm ya da nükleer sanın başladığında belli bir ihtimalle diyor cover almadan, yani safe bir yere geçmeden kurtulma şansım var. Daha güzel bir şey. Tabii o belli bir şansa bağlı. Şimdi abi, Rogue nerede? Stitch nerede? Yani map'te Free Stalkers gözüküyor böyle. Bunlar olabilir. Biri şurada, biri şurada olabilir. Şuna bir gidelim. Map'te yerleri görünüyor olabilir bak. İşte Sovyet mimarisi. Ne oluyor? İki tane var. İki tane mi? Üç tane mi? Kaç oğlum, kaç. Держи, сука, подарок! На, блядь! Держи глаза шире! Бандероль! Ооо! Осколочная! Oha. Kaç taneler lan? Bunların tipine baksana. Спасите! Tip şu bacak değil miydi? O daha var. Bak bu var. Bunların hepsi controller. Bu üstüne bir şeyler giymiş. Bu da değişik. Don gibi bir şey var bunda. Her çeşit controller var. Oh, bundan bir tane daha düştü. Satarız. Yeah.
Nereden sıkıyor? Evden mi? Bu benim adam. Aynen evden. Burada bir yerde. Я тебя достал! Меняю магазин. Bak beni buradan vuruyormuş. Adam çok iyi yere geçmiş ya. Şu ağaçtan ben göremiyorum ama şuradan beni görse ağacın arkasına sıkar. Ya adamları aramaya gideceğim. Daha 100 metre gidemedik. Zonda ilerlemek bu kadar zor işte. Şimdi burası okuldu yanılmıyorsam. Ve şurada biri görünüyor okulun içinde. Muhtemelen bizim adam orada. Burası anaokuluymuş. Evet. Burada bak. War Within. Bana diyor yardım et. Rogue burada. Birisi diyor bana yardım etsin. Durumu iyi görünmüyor ama nereden gireceğiz? Rogue işte. Aa, bir şey oldu Rogue'a. Bak yatıp kalkıyor sürekli. Bir şey var burada. Oğlum burası ne biçim bir yer lan? Saç sağlığımız gidiyor şu an. Smeyen'in magazini. Pistiyas, Smeyen'in magazini. Oha. Oraya bir bomba atılır. Soglar dikkat et. Ne yapıyorsun? Gerçek lazım seni. Kandırın! Aferin. İyi dayandım. Bu bizim Rogue'un etrafını, say sağlığını etkileyen, psikolojisini bozan şeyler doldurmuş mutantlar. Bak ilk geldik. 5-6 tane controller vardı. Burada 5-6 tane snort var. Belki daha fazla. Hıh. Burada bulduk, tamam. Evet. Anaokuluna girdik. Burada. Bak. Değişik hareketlere girdi bak. İlaca ihtiyacı varmış. Hangi ilaç? Hangi ilaç ya? Cyblock. Cyblock vereyim abi. Tamam. Kendine geldi şimdi. Ne oldu diyorum. Ayrı düştük diyor. Zaten oraya kadar Strelok'ta anlatmıştı. Yavaş yavaş geri çekiliyordum diyor. Sonra diyor bir say anomalisine düştüm. Burası. Kafamın içinde diyor sesler vardı. Sonra monitler diyor aldı beni buraya getirdiler sürükleyip. Sanırım diyor beni döndürmeye çalıştılar yani. Hani onlar kafayı yemiş fanatiklere dönüşmüşler ya, beyinleri yıkanmış. Buna da aynısını yapmaya çalışmışlar. O hale geleceğimi diyor anomali yatlarım daha iyi. Hangi anomali olursa olsun lanet olsun diyor. Say Helmut'una ne oldu diyorum. Ben bir Ring Scorcher'ı kapatınca bu artık ihtiyacı olmayacağını düşünmüş. Da benim hatam diyor. Hadi diyor laundromat'e gidelim. Şimdi bu anaokulunda Syfield var. Neredeydi? Onu bir bulayım size göstereyim. Bizim adam gitti şeye. Kendi kendine gitti. Şimdi diğer adam da şurada olabilir. Olmayabilir. Ya da şurada olabilir. Aynen budur büyük ihtimalle. Ona da gidelim. Yola çıkmışken. Sonuna görüşürüz bununla. Evet, bunu bulamadım. Hatta şey vardı, onu parçalıyordum. Sonra buranın bir alt katına düşüyordu. Burası, evet evet. Ben bulamamışım. Bu ayı heykeli de var Chernobyl'de. Daha doğrusu Pripyat'ta. Evet burası. İşte Spyfield burası. Şundan koymuşlar. Bunları yığmışlar buraya. Bunu parçalayabiliyordun diye hatırlıyorum. Bir bomba atayım bakayım. Oradan da alt kata düşülüyordu. Banderol! Biraz parçalandı. Tam değil. İnebilir miyiz acaba? Tamam, indik. İndik aşağı. Buradan geri nasıl çıkarız? Orasını bilemem. Burada böyle şeyler var. Böyle bir yer işte. Göstermiş olduk. Şuradan
Tamam, tertemiz. Biraz zorlasak çatıya çıkamaz mıyız acaba? Evet. Evet, çatıya da çıktık. Anaokulun çatısındayız. Şimdi Rogue'u kurtardık. Stitch de şuradaysa eğer, benim kuzey yönüne gitmem lazım. Hava kararmadan onu da kurtaralım. Bunlar da level 30'a dayandı. Level 30 sonmuş. Sinemaya geldik. Walking Dead. Stitch burada yardım istiyor. Hemen gidelim yardım edelim. Net heykelin orada. Stitch burada. Bu da çok meşhur bir heykel. The Walking Dead. Смена магазина. Ан. Смена магазина. Beni kim vuruyor? Меняю магазин. Oğlum ölsene lan. Aynen. Magazin. Zombie fight'lar var orada. Смена магазина. Ну всё. Bu da herhalde boss zombiydi. Petro Highlander. Şu heykel gerçekten özel bir heykel. Kime sıkıyor abi? Orada kesin manetliler var. Tamam da onlara sıkıyorlar. Burada artık sinema mıymış, tiyatro muymuş, neymiş. Şimdi Stitch gelmedi. Biz onun yanına gidelim. Sidestorm geliyor. Ne yaptın, niye gelmiyorsun? Şimdi ne oldu diyoruz. Oradan bize sıkıyorlar. Neyse hallettik işte, Londra'ya gidelim diyor. Tamam dedim. Bu arada Sobla bir gel bakayım. Bunları bir tamir et. Bunlar etmiyor. Aa ne oldu? Tamam o gitti. Şimdi o da Londra'da. Gidip ikisiyle de görüşeceğiz. Şu sinemayı bir gezelim. Oranın bir yeri vardı. Oraya bir bakmak istiyorum. Piyano falan vardı orada. Evet burası. Piyano burada. Tamam. Burası da bir sahne. Öbür yere göre biraz daha iyi durumda. Sandalyeleri buraya atıp buradan izliyorlarmış işte. Öyle bir yer. Zamanında güzel bir yermiş. Hayat böyle işte. Daha bir sürü bina var. Hangi birine gireceğim, ne yapacağım? Burada mesela bir anomali var. İçinde artifekler var. Yani her yere gidemedik tabii. Oyun çok büyük bir oyun. Her yere gitmek mümkün değil. Onun için daha fazla zaman ayırmak lazım. Lan yine mi? Смена магазина. Öldük. Bu sefer başka taraftan geldim. Orada sürekli controller spawnlanıyor.
Ondan uğraşacağım. Два раза говорю. Рок. Плюс какая-то пульсация. Üzülme lan, hallettik işte. Psifona. Beni diyor ölümden bile daha beter bir kaderden kurtardın. Stitch, seni de kurtardım zombilerden. Evet, şimdi Strike'la konuşacağız ama ondan önce bir... Привет, брат! Hey, Stalker! Doktora bir görüneyim diyeceğim de doktor hangisiydi ki? Doktor Stitch işte ama... Yapmıyor da. Adam efsane işte abi. Öyle bir adam işte. Evet, hallettik. Evet, işte bir şeyler anlatıyor burada. Sirkançlısın ölümünden sonuna bile sonunda Monolith'sin, bunlarla uğraşıyoruz. Yani Zon'un sıkıntıları bitmiyor. Zon diyor, karşılık veriyor. Acaba diyor, Zon'un o korkunç her şeyini yok edebilecek kapasiteye sahip miyiz acaba? Ben de diyorum ki, bence Zon burada hep olacak. İyi ya da kötü. Şimdi, biraz dinlendikten sonra diyor, sıradaki hamlemizi düşüneceğiz. Bize katıl diyor. Tamam diyorum. Peace dedik. Şimdilik görev yok. Biraz bekleyeceğiz bir sonraki görev için. Aha, mesaj geldi. Colonel Alexander Dekerev'den mesaj geldi. Aha, senin diyor orada olduğunu biliyor Strelok. Ve niye orada olduğunu. Silahını bırak ve yavaşça dışarı çık. Oo, bir dakika, Strelok da bir şeyler söyledi. Şimdi bakın şu mesajlara gelin, şuradan rahatça okuyalım. Dekarev ile Strelok bir atıştılar. Mesajlardan bakalım. O işte dışarı çık falan filan dedi Strelok'a. İkisi de sevdiğimiz insanlar. Şimdi Strelok da diyor ki, ister Power Plant'e gidiyor ol, istersen de dünyanın öbür ucunda saklanıyor ol, Zon'dan diyor asla ayrılamazsın. O diyor var olduğu sürece bütün dünyaya bir tehdit. O diyor sizin öyle halının altına süpürüp geçebileceğiniz bir şey değil. Size diyor katılmayacağım. Evet, şimdi ne yapacağız? Bunlarla konuşmamız lazım. Arada kaldık biz de. Loose ends. Colonel Decker ile bir konuşalım. SSU birliği buraya gelmiş. No? Ya слушаю. Evet, konuşalım bakalım. Neler oluyor Colonel? Tamam, burada aynen. Ukrayna Güvenlik Servisi. Şimdi bunun emirleri var. Yani buna emir verilmiş. Sonuçta bir asker. Bu yüzden o emirleri yerine getirmekte yükümlü. Diyor ki Zon'un gizli kalması gereken sırları var. Fakat diyor bazı insanlar çok fazla şey keşfetti. Strelok bunlardan birisi ve UNISG, yani o sürekli çatıştığımız elemanlar var ya, Birleşmiş Milletler'in askerleri. Hani bilim adamı geçinenler ama aslında asker olanlar. Onlar diyor onu biliyor. Benim ana görevim diyor Zon'dan dışarıya yanlış kişilere bilgi sızması. Yani burada Zon'daki o gizli bilgilerin, önemli bilgilerin, anomalilerdir, artifektlerdir, sikançısınız, işte atmosferin kontrol edilmesi, insanların beyninin yıkanması falan, bunların diğer ülkelere sızmasını istemiyor Ukrayna. Şu anki diyor bana verilen emir Strelok'u devlete teslim etmek ya da eğer kabul etmezse onu öldürmek. Ben de diyorum ki siz gerçekten de Strelok'u tutuklamaya mı çalışıyorsunuz? O Zon'un en tecrübeli stalkerlarından bir tanesi. Bence en tecrübelisi. Bu adam yıllardır Monolith'le savaşıyor ve kazanıyor. Şimdi diyor ki Operation Afterglow şu ana kadar başarılı oldu. Benim sayemde kardeş. Biz diyor Strelok'la kimsenin konuşmasına izin vermeyiz. Ben diyorum size yardım edeceğim. Bu diyor bir askeri operasyon. Yani burada durumu çok gevşetemem ama dene bakalım diyor. Hani bize bir şans veriyor. Ben diyorum ki ikimiz de biliyoruz ki Strelok öyle kuzu gibi gelmez. Zaten Strelok hepimizi öldürür yani burada. Şimdi diyorum ki onu ikna etmeme izin ver. Gidip gizlenir. Yani tüm o sırlarıyla beraber gideriz, onda bir yerde gizlenir. Karşında sen de onun gitmesine izin ver. Bu diyor mantıklı. Bize 10 dakika veriyor. Gidip işte anlaşıp gelmem için. Teşekkür ediyoruz. Bu diyoruz herkes için en doğrusu. Evet, şimdi 10 dakikamız var. Gidip Strelok'la görüşeceğiz. Ama önce bir yemek yiyelim. Yemek hepsinden önemli. Siz kimsiniz Strelok'u tutuyorsunuz lan? Neyse, Strelok gidip saklanırsa kimse bulamaz zaten onu. Adamın bildiği ne yerler vardır. Şimdi diyoruz ki Albay Dekarev, SSU ajanları dışarıda bekliyor. Ya seni devlete teslim edecekler ya da öldürecekler. Ben diyor artık askeriyle çalışmak istemiyorum. İşte kendince sebeplerini sayıyor burada. Ben diyorum ki biliyorum Strelok ama beni bir dinle. Evet diyor. Şimdi burada iki tane seçenek var, bir bakalım neymiş. Birinci diyoruz ki Dekarev'in güvenini kazandım. Eğer hızlıca saldırırsak onları sürpriz bir saldırıyla öldürebiliriz. Onların seni teslim almasına izin vermeyeceğim diyorum. Ya da ikinci de
Dök Yerevli yaptığımız anlaşmayı söylüyorum. Strelua, hani sen gidip saklanacaksın. Sondaki tüm bilginle beraber kimseye söylemeyeceksin ve gitmene izin verecekler. Diyoruz, ikinciyi seçeceğim ben. İki tarafı birbirine düşürmeye gerek yok. O da diyor ki, ben de zaten aşağı yukarı bunu yapacaktım. Ona git ve kabul ettiğimi söyle diyor. Tamam diyorum, ben takip et diyorum. Let's tell him I agree. Hadi ona kabul ettiğimi söyleyelim diyor aslında. Orada bir görev daha mı var? Bir şey gözüküyor orada. Şimdi bekler evin yanına gideceğiz ve ona kabul ettiğimizi söyleyeceğiz. Evet. Birisi bize saldırıyor. Kim? Unknown diyor. Bilinmeyen bir şey. İşimize son kez karışıyorsun Colonel diyor. Her kimse. İSG herhalde. Lan bu düşman değil mi? Evet. Ortalık fena karıştı. Bir sürü ölü olmuş burada. Çok önemli. Sonuncu bayağı zor öldü. Adamdan Efensi kar düştü. Hem de susturucusu da var. Grenade Launcher'ı da var. Biz Strelok'la anlaşınca ISG ikimize de saldırdı. Bunların radyo mesajlarını duymuşlar herhalde. Hemen geldiler. Master Sergeant. En iyi adamlarını gönderdiler ama ne yazar? Dekkeri burada, Strelok burada. Konuşalım bakalım. Bir ISG birliği daha öldü. Artık daha fazla diyor şiddete ihtiyacımız yok. Strelok bulunmayacağından emin olacak. Strelok'un diye gitmesine izin vereceğiz. Ama gözümüz üzerinde olacak. Sen de diyor aynı şekilde. Lan adamı böyle kaşıyorlar ama neyse. Bunlar da kötü insanlar değiller. Tamam diyoruz. Seninle çalışmak güzeldi albay. Gayet iyi iş çıkardın diyor. Gitmek de diyor özgürsün. Görüşürüz albay diyorum. Evet, Strelok burada. SSU birliği gitti. Dek görevde dahil. Şimdi bir de Strelok'la konuşalım. Evet diyoruz ki, görünüşe göre askerler senin gitmene izin verecek. O da diyor ki, her şey diyor çok daha farklı bitebilirdi. Ama diyor, Dekkerev'in işbirliği yapacağını hissediyordum. Her türlü diyor iyi oldu. Ben de diyorum ki yardım edebildiğim için mutluyum. Şimdi diyor gitmemiz lazım. Yeni bir sığınak bulacağız. Zon'un yarısının bilmediği yeni bir sığınak bulmamız lazım. Sen ve ben diyor bayağı sıkıntılar atlattık. Vay. Bu maceradan memnun oldum diyor. Artık yolculuğun sonuna geldiğimiz için üzgün. Belki diyor doktoru bir ziyaret ederim. Yeni takımla tanışmaktan memnun olacağına eminim diyor. Artık diyor iyi mi ettik kötü mü ettik ama diyor buraya kadar geldik. Başardık ve buna diyor şükrediyorum. Elveda diyor. Vay be. Umarım diyorum bir gün yine görüşürüz. Şimdilik hoşça kal Strelok. Ve bitti. Evet. 3 questline'ı da bitirdik. Lost to the Zone storyline'ın Living Legend questline'ı, Mortal Sin questline'ı ve Operation Afterglow questline'ı 3'ünü de bitirdik. Ve böylece oynanışımız bitmiş oldu. Şu credits kısmını bir geçeyim ben. Collaborator achievement'ı kazandık. Bir hemen ona bakalım. Tabii böyle bitirmeyeceğiz. Daha gitmediğimiz 2 bölüm var. Genel olarak bahsedeceğimiz şeyler var. Ve sürpriz olarak bir de gizli bir görev var. Son gizli final görevi. O da sürpriz olacak. Şuradan istatistiklerden bir bakalım. Collaborator. Evet, şimdi ISG Faction'ı oynanabilir bir Faction olarak açtı. Bu şöyle oluyor aslında. Sıralaması yanlış olabilir. Yanlışsa siz doğrusunu yazarsınız. İlk o Living Legend'ı bitirdiğimiz zaman Renegade'leri oynanabilir faction olarak açıyor. Mortal Sin'i bitirdiğimiz zaman Sin Faction'ı oynanabilir faction olarak açıyor. Operation Afterglow'u bitirdiğimiz zaman da UNSG'leri oynanabilir faction olarak açıyor. Yani tekrardan yeni oyuna başladığımız zaman şimdi bunlar açık olacak. Bak mesela burada Sin Faction'ı diyor açtım. O şekilde. Ne yapacağız? Base'e gidip kendimize geleceğiz. İş görev kalmadı. Main questline'ın bütün görevlerini bitirdik. Gitmediğimiz dediğim gibi 2 tane yer var. Oralarda bu bahsettiğim gizli görevi yaparken ziyaret edeceğiz. Böylece girmediğimiz hiçbir yer kalmayacak.
ardından oyunun bir kapanış konuşmasını yaparız. Orada genel olarak ekipmandan bahsederim. Yeni başlayan için tavsiyeler veririz. Öyle bitiririz. İstatistiklerden falan bahsederiz. Neler yaptık, neleri yapamadık. Bunların hepsinden bahsedeceğiz.